Sultanım. Nereden çıktı bu sürgün validem? Ne olacak şimdi? Eski saraya mı gideceksiniz? Olacak iş değil. Hangi vakit görülmüş valide sultanın saray... Af buyurun sultanım. Handanın işleri bunlar. Torunumuzu bize düşman ediyor. Lakin telaş etmeyin. Kimsenin kudreti yetmez beni göndermeye. Handan Sultan mutlak kudret peşinde validem. Siz öyle büyüksünüz ki gölgenizde bırakın ağacı. Ot bile yetişmez. Hayırlı sabahlar cennet kalfa. Aşçı başına söyle de lokma döksün. Herkes yesin, ağzımız tatlansın. Allah Allah. Bir gecede başımıza sultan kesildi. Hadi temizlik yapın, hadi. Ne oldu anlatsana. Ne oldu dün gece anlatsana. Hünkârımızı gördün değil mi? Kaldın mı? Girdin mi halvete? Nasıl oldu anlatsana. Rüya gibiydi. Bütün gece yanındaydım. Gün ışımıştı odadan çıktığımda. Az evvel uykuya dalmışım. Öyle yoruldum ki. Padişahımız ne de olsa pek civan. Dur durak bilmedi. Şşşt! Çeneniz kopsun değil mi? Kalkın hadi. Safiye Sultan geliyor. Kalkın. Destur! Sultanım. Sultanım. Ben de sizi ziyarete geliyordum. Elimizi öpüp hayır duamızı almak içinse âlâ. Sizi uğurladığım gün hayır duanızı almak isterim elbet. Malum aslanım sizi sürgün etti. Yakında Gözyaşı Sarayı'na gidiyorsunuz. Rahat etmeniz için gerekli talimatları verdim. Sizin için hususi hazırlayacaklar. Hazırlıklarla bizzat alakadar olmana sevindim. Ben Yaseki. Keyfine göre döşe. Zira kalan ömrün Gözyaşı Sarayı'nda nihayet bulacak. Gözyaşı Sarayı ne demek? Neresi orası? Eski sarayı diyorlar. İkbalden düşen sultanları götürürler oraya. Yani gücünü kaybeden kadınları. Kimileri evlendirilir, kimileri sarayın soğuk duvarları arasında unutulur. Onlar da bütün gün otururlar ve kaderleri için ağlarlar. Ya, işte bu yüzden Gözyaşı Sarayı denir. Anladın mı Hatuncuk? Hı? Hadi dağılın, hadi eğlence bitti, hadi. Hadi yerinize. Ağzınızdan çıkan söz göğe eriyor da Rabbim bir istediğinizi iki ettirmiyor sultanım. Şükür şehzademiz kurtuldu. 98-99. Bu keseyle beraber 40 kese ediyor sultanım. Tamı tamına 4000 altın eder sultanım. Âlâ. Sipahi ve Yeniçeri Ocağı'ndaki ağalarımıza gidecek bunlar Bülbül. Yarın sabah kazanlar devrilsin, çorbalar dökülsün ki Ahmet bizi sürgün etmenin bedeli neymiş öğrensin.